Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 12 Kasım Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, yine bugün dolu dolu bir yarış programımız var arkadaşlar. Gündüz Ankara'da şu anda görmüş olduğunuz program 9 koşulu ve 73 safhanın yer almış olduğu bir program. İzmir'de biraz daha kalabalık 10 koşulu bir 107 safhanın yer almış olduğu bir program var. Her iki programımızda yayında geceliğin geç vakitlerde olsa bir Aquadet Amerika yarışımız yine olacak arkadaşlar. Allah nasip ettiği sürece bunu da sizlere yayınlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki öncelik hemen Ankara'da hemen fazla da sözü uzatmadan yarış programımıza geçelim. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve birinci koşumuzun saatler 13'ü gösterirken bir satış koşusuyla başlıyor. 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik kum yarışı ile. Bakalım şunların fiyatları. Evet, 100 bin lira arkadaşlar. Seç beğen al 100 bin lira. İndirim, bak indirim yapmışlar, bak tam onu söyleyecektim, 90'a. Ve Ankara'nın da yarış bitiyor arkadaşlar. Ankara'mız sezonu bir dahaki sefere açacak. Yani bugün miting günü, onunla bilgisini verelim. 5 nolu My Disaster, bu Hero of Fly temsilcisi Fatih Rüstem Bebek'le en azından performansı biraz daha iyi gözüküyor. Vermiş olduğu 5 aylık aradan sonra start alacak olan Safkan yine iyi hazırlıklarla geliyor. 2 nolu Ghost of Honor, bir Hakkar temsilcisi Müslüm Çelik'le start alan Safkan da yarış hayatına güzel bir dördüncülük. Yine bir 69 günlük arayla giriyor ama hazırlıkları yine tatminkar gözüküyor. Ve bir daha aynı şekilde 3 nolu King Demirkır, bu Sidney'in kendi temsilcisi Mehmet Akyavuz da yine iyi hazırlıklarıyla bu koşuda ön plana çıkan isimler. 5-2-3 bu birinci koşudaki sıralama oldu. Günün ikinci koşusu Maiden 3 yaşlı Arapların 1600 metre çim koşusuna geldik. Ve 8 safkanında yer almış olduğu koşuda 4 nolu Tufan ve Yalnız Efe temsilcisi Koca Kayala güzel performansıyla benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim. 6 nolu Aysar, bu Kaysberg temsilcisi Fatih Rüstem Bebek'le start oluyor. İlk yarışından sonra ikinci yarışında güzel bir üçüncülükle formunu yükselten bir isim. Ve iyi hazırlıklarla burada da ön plana çıkanlar arasında. 7 nolu Kadruşka, bir Kaber Batur temsilcisi Müslüm Çelik'le start alacak olan bir isim de yine istikrarlı ve formda ve 56 günlük aradan sonra start alacak olan Safkan da yine iyi hazırlıklarıyla burada da ön plana çıkan isim ve son olarak da bir Kara Üzüm temsilcisi olan 3 nolu Kara Üzüm Tanesi Mehmet Salih Çelik de yine grubun tecrübeli ismi, burada da iddialı isimler arasında. 4, 6, 7, 3 bu koşu için sıralama oldu. Günün 3. koşusu şartlı 5-3 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre çim koşusuna geldik. Ve burada gördüğünüz gibi 7 nolu Safkan yarıştan çıkmış. Artık bilmiyorum, herhalde kötü bir şey mi oldu? İnşallah kötü bir şey yoktur. Diyelim ben 5 nolu Lord of Game, bu Invincible Sun temsilcisi Kocakay'la start oluyor. Kendine çok uygun rakipler arasında start alacak olan Safkan. Zaten bu aralar güzel bir form yakaladı. Son 2 yarışında da arka arkaya ikinciliklerle ayrılan Safkan. Bence güzel bir birincilikte hem güzel bir moral de alacağını düşünüyorum. Böyle uygun bir grubu bir daha nerede bulacak merak edilir tabii ki. O yüzden 5 nolu Lord of Game Kocakaya'da banko olarak önereceğim isim. Günün 4. koşusuna geldik. 2. 6'lı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı handikap 16. 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim koşusuna. 3 ve 11'in ekür olduğu bu koşuda ben de ekürlerden 11 nolu Ice D. Manatiman temsilcisi bomboş kilosuyla Müslüm Çelik'te artan formuyla ve aynı zamanda ekürü avantajıyla benim kazanmaya yakın ilk gördüğüm isim. Altınoğlu Babyface, Scarface temsilcisi Vedat Abiş'le Stadlam Safkan'ın yine istikrarlı ve oldukça da formda gözüküyor. 4 nolu Golden Jet, bu Perfect Storm temsilcisi Kocakaya'da yine oldukça iyi gözüküyor. Safkan bir ileri bir geri gidiyor. Gerçi gerisi yok da hani en azından bir dolu bir bu plase yapıyor bu Safkan. Yani bugün de çok şanslı gözüküyor. Sevdiğim mesafede start alıyor. 1 nolu Can Do It, pardon arkadaşlar, evet 9 nolu Coral Storm'la başlayacağım. Bu Winer Vazı temsilcisi Mehmet Nur Sunkar'la yine benim ön plana çıkanlar isimler arasında. Ve 10 nolu Gracias, bu Safkan'da Lüksor temsilcisi Serkan Yıldız'a start alıyor. Çok uygun kilosuyla ve Çin pistte 2 yarışta ikisinde de güzel üçüncülüğü bence kesinlikle ihmale gelmez. Ve son olarak da yine 1 nolu Can Do It, bu Mars Tepe'li temsilcisi Kadir Demirel'le yine ön plana çıkan isimler arasında. 11, 6, 4, 9, 10, 1 benim koşu için sıralama oldu. Günün 5. koşusuna geldik. Hit It koşusu, bir A3 statüsünde koşacak olan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre çim koşusu. Ve burada 3 ve 6'nın ekür olduğu 9 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman ben önceliği 8 dolu Şayka. Bu Marsevili temsilcisi Saadettin Boyraz'da güzel bir performansı var. İlk yarışında güzel ikincilik aldıktan sonra
Zaten hiç maiden'da birincilik yapmadı. Bu koşmuş olduğu gruplar hep kısa vadede yarışlar genelde. Güzel ve başarılı grup yarışları da kazanan bir isim. Son beşinciliği gayet tatmin kalır bence. Yine bir şey hani fazla şey yapmamak lazım. Ama gücü bana göre bu gruba rahatlıkla yeter. Benim net favorim 8 oğlu Safkan Saadettin Poyraz'da. Altınoğlu Tuğur Demirkır, 3 oğlu Safkan'la Ekür'ü olan bu kaptan Rio temsilcisi Mehmet Akyavuz da yine güzel performansıyla aynı şekilde Ekür'ü de çok güzel formu var. Bir de 2 oğlu Emil Kurjak, bir Luxor temsilcisi Vedat Abiş de ilk yarışındaki güzel ikinciliğinden sonra yarış hayatına başlayan bu Safkan arka arka 2 yarışını kazanarak bu yarışta da oldukça iddialı giriyor. O yüzden önceliğimiz 8-6-2'den yana ama bir Safkan yeriniz varsa da en azından Nativa'nın güzel bir temsilcisi olan 4 dolu Native Power'ı da Gökhan Kocakar'a ilave edebileceğimiz isim. Öncelik 8-6-2 daha sonra 4 dolu Safkan. Günün 6. koşusu handikap 17, 3 ve yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim koşusuna geldik. 7 Safkan'ın da yer almış olduğu koşuya baktığım zaman 4 dolu Çakırlar. Bu Victor Galop temsilcisi Ercan Çankaya da bu aralar formuna girmeye başladı. Hazırlıklar oldukça tatminkar. 3 dolu Zolam'ın Papa Kalem temsilcisi Kadir Demirel ile yine oldukça istikrarlı ve formda. Ve son olarak da 2 nolu Victory Weapon. Akın Sözen'le ağır kilosuna rağmen yakalamış olduğu etkili formuyla eşit 3 şanslı isim olarak öneriyorum. O yüzden 4-3-2 yazıp bayağı bu şekilde geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Günün 7. koşusu şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1400 metre çim koşusu. 6 Safkan'ın da yer almış olduğu koşuda 4 nolu tek çarem. Güzel bir form yakaladı. Son 3 yarışta 2 birincilik ve son yarışta güzel bir ikincilikle bu yarışa katılacak olan bu isim bence güzel formuyla burada da birinciliğe bir hayli yakın gördüğüm isim. O yüzden benim de banko isim 4 nolu tek çarem olacak Mehmet Akyavuz'da. Günün 8. koşusu meydan 3 yaşlı Arapların 1600 metre çim koşusu ve 8 Safkan'ın yer almış olduğum koşu oldukça çekişmeli ve zevkli geçeceğe benziyor. Çünkü çok sayıda Safkan'ın birbirini geçebilecek kapasiteye sahip olduğunu görüyorum. O yüzden önceliğimiz 2 nolu Gök Efe, bu Sarraf temsilcisi Müslüm Çelik de son güzel ikinciliğiyle benim burada biraz daha ön plana çıkan isim. 5 nolu Elif Nurgül, FM temsilcisi Aziz Akdemir'le Statham Safkan'da son 2 yarışını arka arka ikincilikleri tamamladı. 3 nolu Memo Katıb, Nitro temsilcisi Mehmet Salih Çelik de yine bugünün iddialı şanslı gözüken isimleri, hazırlıkları bu aralar iyi duruma geldi. 8 nolu Simer Gör, bir Yalnız Efe temsilcisi Serkan Yıldız da yine son güzel üçüncülüğüyle. 4 nolu Özerrık, Uçanlı temsilcisi de Akın Sözen'le bir yarış gördü ama bu orijinin bayağı iddialı abileri var. En azından bu orijinini hiç ihmal etmeyin. Bu ırkımın güzel tayları var çünkü. O yüzden bence kesinlikle ihmale gelmez. Ve son olarak da 6 nolu Fidan Kızı, bu Karaüzüm temsilcisi Mehmet Akyavuz da yine grubun tecrübeli isminden bugün etkili yarış beklenen isim. 2, 5, 3, 8, 4, 6. Bu 6 tay benim bu koşu için sıralama oldu. Geldik günün son koşusuna, handikap 15, 4 ve yukarı Arapların 1200 metre çim koşusuna. 12 Safkan'ın da yer almış olduğu koşuda 10 nolu Asat Şimşeyoğlu temsilcisi oldukça uygun kilosuyla Serkan Yıldız da artan formuyla benim ilk sırada şanslı gördüğüm isim. 1 nolu Oğlum Benim Uçan Bey temsilcisi Aziz Akdemir ile yine ağır kilosuna rağmen yakalamış olduğu etkili performansa sahip. 5 nolu Öz Meriç Kızı, bu Kaysberg temsilcisi Vedat Abiş de yine son 2 yarışta güzel bir form yakaladı. Bu güzel formuyla da mesafesinde koşan bu Safkan'da da yine etkili bir yarış bekliyorum. Ve son olarak da 8 nolu Ağaca Beyi, Berçelik temsilcisi de Mehmet Salih Çelik de artan formuyla şanslı gördüğüm diğer isim. 10-1-5-8 bu koşu için sıralama oldu. Arkadaşlar şablon bu şekilde. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.